edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal, tek kanatlı bir kuşla iş sanatta. İnci Furni'nin kişisel sergisi bir an için durdu Arter'de. Handan Öztürk'le senaryo yazımı ve senaryo doktorluğu. Geleneksel sanatlarda Güvenç Güven'in kalem işi ve çini çalışmaları. Oyuncu Selen Uçer'le oyunculuk serüveni. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Aragüler Dijital Fotoğraf Sergisi Taksim'de ziyarete açıldı. Aragüler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide, Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor. Sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul Üniversitesi 18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinliği düzenledi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda Profesör Doktor Fuat Sezgin anısına düzenlenen etkinlikte Arapçanın önemi ele alınırken yöresel tatlar ve kıyafetler, müzik ve kültürel değerlerin yer aldığı 22 Arap ülkesi de tanıtıldı. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası 80 yaşındaki Salman Çarlı, 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini elindeki çekiçle bakıra şekil vererek 73 yıldır sürdürüyor. Bakıra şekil vermeyi bir an olsun bırakmayan usta, erkenden açtığı dükkanında çekici bakıra her vuruşunda çıkan ses altında hünerlerini sergiliyor. Oğlu ve torununu da bu alanda yetiştiren Salman Çarlı, mesleğinin emin ellerde olması konusunda mutlu. Çocukların severek izlediği Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa Göbekli Tepe filminin ekibi Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'yi gezdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek gala için kente gelen film ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanları ziyaret etti. Animasyon ve macera türündeki çizgi film, 27 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi. Bratislavalı 4 aile üyesinden oluşan topluluk 23 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne aldı. Enstrümanlarındaki virtüözleriyle uluslararası yarışmalarda ayrı ayrı birçok ödüle layık görülen topluluk üyelerini bir araya getiren sadece aile bağları değil, paylaştıkları yenilikçi ve yaratıcı müzik vizyonları. Kemanda Ondrej ve Roman Janoska, konturbasta Julius Darvas, piyanoda František Janoska'nın bulunduğu topluluk özgün Janoska stiliyle ünlendi. Janoska Ensemble, müzik türleri bakımından zengin ve karakteristik bir harmana sahip repertuarlarını özgün stilleriyle dinleyicilerle paylaştı. Kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan düzenlemeleriyle klasik müzikseverlere farklı bir deneyim yaşattılar. Şefin
arkasındaki duvarda kaşlarını iyice çatmış, alt yanı yırtılıp saçaklanmış sapsarı bir Atatürk resmi yan yana. Yaşar Kemal'in son yapıtı Tek Kanatlı Bir Kuş, İş Sanat Hikaye Dinletileri kapsamında 22-23 Aralık'ta izleyiciyle buluştu. Onlara yardım için şoför de... Yazarın merkezine bilinmezliği, korku ve korkunun bulaşıcı etkisini koyduğu kısa romanı, usta isimlerce bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde sahneye uyarlandı. Metinler Atilla Birkiye tarafından seçildi ve sahneye uygun olarak düzenlendi. İşte buna sandığı gören herkes inanıyordu. Tek Kanatlı Bir Kuş, Yaşar Kemal'in son yapıtı. Aslında 70'lerin başında yazdığını anlıyoruz. Yani metin bize 70'lerin başına gönderme yapıyor. Bir Anadolu kasabasında, gizemli bir Anadolu kasabasında onun diğer metinlerinden biraz daha farklı olarak alegorik bir anlatımı var bu metinde. Her zaman işlediği ya da çoğunlukla işlediği korku temasını yine görüyoruz. Anadolu mozaiğinin o insan tiplemelerini görüyoruz bu metinde. Melek Hanım, Remzi Bey tiplemelerinde gördüğümüz, onların işte o bir kasabaya girip girememe meselesi var. O girmeme durumunda orada küçük bir imece oluşturmuş Yaşar Kemal. Ve bir de ütopya var. Bu ütopya tabii tartışılır. İşte böyle baktığımız zaman Tek Kanatlı Bir Kuş bence Ada Dörtlemesi'nin işaret fişeği. Çakçayla kaçağı harman etmiş. Sahne uyarlamasını Mehmet Birkiye'nin yaptığı Tek Kanatlı Bir Kuş'u Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar'la Hakan Gerçek seslendirdi. Cid hanıma al gel de bir çay için. Çok. Radyo tiyatrosu nostaljisini seyirciye yaşatan etkinlikte metinler okunurken bütün efektler ve müzik de seyircinin gözü önünde yapıldı. Müzik yönetmenliğini de üstlenen Serdar Yalçın piyanoda, Cengiz Özkan saz ve türkülerde seyirci karşısındaydı. Sincaplar, tilkiler, ayılar, kamyonlar. Evet. Tabii Yaşar Kemal'e baktığımızda onun Çukurova, Anadolu ile ilgili yazdığı romanlarına baktığımızda orada birçok halk kahramanını görürüz. Birçok türküyü de aslında görürüz. Özellikle Çukurova yöresine ait. Burada da yine bir Anadolu hikayesi anlatılıyor ve biz de arka planda improvize, doğaçlama dediğimiz Anadolu ezgilerini çalıyoruz. Piyano ile cura, bağlama eşliğinde öyle bir katkı sunuyoruz bu oyunda. Çok değerli oyuncular var. Tabii eski bir gelenek biliyorsunuz, radyo tiyatrosu, arkası yarınlar. Radyoyu takip edenler varsa burada o lezzet ve tat gelecek efektlerle, diğer dış seslerle. Biz de ne olmuş ki bu kasabaya? Ya işte. Bir iş sanat klasiği haline gelen dinletilerde gelecek ay Aşık Veysel şiirleriyle anılacak. Aa! Dur yokuş diye bir şey olmuş. Ben de bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Desenler, video performanslar ve nesnelerle oluşturulmuş mekansal bir düzenleme. İnci Furni'nin kişisel sergisi Bir An İçin Durdu, Eylül ayında yeni mekanında kapılarını açan Arter'in giriş sergilerinden biri. Yeni yapılan bir binada ilk sergi yapan olmak benim açımdan önemliydi. Çünkü binanın hafızasının ilki oluyorsunuz. O yüzden de bu girişi sembolize eden bir performans yaptım. Galerinin kapısı açılıp kapanıyor. İzleyici bunu şu anda görmüyor ama bütün bu süreçte o kapı açılıp kapandı. Benim atölyem haline geldi burası aslında. Bu süreçte o video performansı yaptım. Kapıyla bir ilişkim var. Açılıp kapanıyor. Ve aynı zamanda tabii ki bu müzakere süreçlerini de imliyor bence. Diğer performans ise yeniden bu mekanın, yani müzenin arka tarafında her pazar kurulan bir bit pazarı var. Bu bit pazarından topladığım nesneler üzerinden kurguladığım bir performans. Bu masayı burada kurdum ve bilinç akışında daha önce düşünmediğim çeşitli performanslar yaptım. O performansların kaydından bir tanesini görüyorsunuz ve değer üzerine kurguladığım bir natürmort bu aslında. Furni, tesadüfler, karşılaşmalar, anlık kararlar, gündelik jestler ve ritimler etrafında kurguladığı bu yerleştirmeyle
beklenmedik anlam ve bağların açığa çıkma potansiyeline işaret ediyor. Sanatçı sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden esinle oluşturduğu portreleri, desenleri, video yerleştirmeleriyle birleştiriyor. Desenleri de yaklaşık 1,5 yıl içerisinde gerçekleştirdim. Genelde desenden yola çıkarak çalışıyorum. Desenden videoya, videodan yerleştirmeye diye düşünebilirsiniz. Desenlerin her biri bir portre ve sokakta karşılaştığım insanlardan ilham alarak yaptığım portreler. Onları bir tür psikolojik mekanları, bedenleriyle yapmaya çalıştım. Bütün bir boydan göreceksiniz portreleri ve kendi hallerindeler. Kendi nesneleri var, kendi alanları var. Sergi tam olarak bunun üzerine kurulu. Sergi, nesnelerin, figürlerin, canlı ve cansız, etken ve edilgen gibi sınıflamalardan ve neden-sonuç ilişkilerinden sıyrıldığı alternatif bir düzenin olanaklarını arıyor. Fourni, tesadüflerin ve değişen şartların etkisiyle süreç içinde şekillenen gündelik hafif formları kullanarak kurumsal gösterim biçimlerini ve değer mekanizmalarını da tartışmaya açıyor. Küratörlüğünü Eda Berkmen'in üstlendiği Bir An İçin Durdu, Arter Galeri 1'de 26 Ocak 2020'ye kadar görülebilir. Handan Öztürk, roman yazarlığının yanı sıra Benim ve Roz'un Sonbaharında yönetmenlik, Bana Git De filminde ise yönetmenlik ve senaristlik yaptı. Belgesel, dizi, televizyon programı, tanıtım ve reklam filmleri çekti. Öztürk, senaryonun köklerinin ilk insanın başından geçen günlük olayları anlatma eylemine kadar uzandığını belirtiyor. Neden anlatıyorlardı? Bir, orada yaşadıkları, savaşı verdikleri sırada yaşadıkları o korkunun getirdiği travmaları aşmak, bir de katılmayanlarla paylaşmak için anlatıyorlardı. Tıpkı bizim gibi. Biz ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz, savaşımızı veriyoruz, değil mi? O günlük işte hayat döngüsünü döndürmek için, ihtiyacımız olan parayı kazanmak için bir savaşa giriyoruz. Ve postmodernde bu savaş giderek zorlaştı, giderek keskinleşti, giderek acımasızlaştı. Aynı vahşi ormanda avlayan o ilkel dedelerimiz gibiyiz. O savaşı veriyoruz, sonra geliyoruz, evimize yemeğimizi yiyoruz, sonra ne yapıyoruz? Televizyon düğmesine basıyoruz, bir anlatı istiyoruz. Ya da sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, ya da bir ev ziyaretine gidiyoruz, ya da bir kankamızı buluyoruz, anlatıyoruz. Esasında senaryo bu kadar uzun bir kültürel tarih üzerinden gelişen bir şey. Sinemanın da gelişmesiyle birlikte kendine ait bir form geliştirdi anlatı. Buna da senaryo formu dedik. Ne vardır? İşte bir olaylar vardır, bir de diyaloglar vardır. Ama bütün bunların belirli bir sınır içerisinde anlatılması koşulu vardır. O yüzden romandan ayrılır, destandan ayrılır. Öztürk, senaryoda en önemli öğenin öykü olduğunun altını çiziyor. Kahraman ve anti kahramansa senaryonun olmazsa olmazlarından. Profesyonel bir yapıda sorulacak önemli birkaç soru var. Tabii çok soru var ama en önemli soruları sorabilirim size. Birincisi, kahramanın kim? Kimin üzerinden anlatıyorsan, olayı kim götürüyorsa, kim sürüklüyorsa senin kahramanın odur. Hikayeni kim sürüklüyorsa kahramanın odur. Peki bu kahramanın travması nedir? Bu onu yolculuğa, bu hikayeye koyan travması, zayıf yanı nedir? İkinci bence önemli soru odur. Sonra bu kahramanımız, evet, bir zayıf yanı vardır. Hayat onu zorlar, bu zayıf yönünü zorlar. Bu zayıf yönünü aşmak ister. Aşmaya çalışırken de karar verir ve sonra bir yolculuğa başlar, yola başlar. Bu yolculuk içerisinde de çeşitli çatışmalar, sorunlar onu bekler. Kahramanın çatışmaları nelerdir? Bir de kahramanın dönüşüm nedir? Esasında 4 tane temel şey saydım. Ama tabii bir de bunun anti kahramanı vardır. Kahramanımız o yolculuğa girdikten sonra, hikayenin ana gövdesini oluşturan, o yolculuğa girdikten sonra
o yolculukta ona engel çıkartan, onu engelleyen, ketleyen, bloke eden bir başka merkez vardır. O da anti kahramandır. Kahraman ve anti kahramanın dengesini de doğru kurmak gerekir. Ne var? Ne olmuş yani? Benziyse benzesin. Senaryo yazımında ana tema ve ana temanın fonunda konumlanan konular da önemli unsurlar arasında bulunuyor. Öztürk, senaristliğin yanı sıra senaryo doktorluğu da yapıyor. Bir körleşme oluyor yazarda. Bu romanda da öyle, senaryoda da öyle. Yazılıyor, aşık olunuyor, körleşiliyor. O senaryonun halbuki dinamikleri var, potansiyelleri var. Çok değerli potansiyelleri var. O potansiyelleri doğru yapı üzerine oturtmak gerekiyor. Senaryo doktoru bir senaryonun o potansiyellerini gösterebiliyor. Handan Öztürk senaryo eğitimleri vermeye devam ediyor. İlker Savaş Kurt, ödüllü filmi Damat Koğuşu'yla tanınan bir yönetmen. 2020 Burgaz Film Festivali ekibinde tek Türk yönetmen olarak yer alacak. 10 yıldır sinema sektöründe çalışıyorum. Son 5 yıldır da kendi bağımsız filmlerimle ilgileniyorum. 2015 yılında Sürgün Türkleri adlı bir uzun metraj belgeselim vardı. 2016 yılında Damat Koğuşu'nu çektik. 2017'de o vizyona girdi. Bu yılda Akis adlı 3. uzun metraj filmimizi çektim. Onu da bu bahara doğru vizyona sokmayı düşünüyoruz. Festival deneyimleri Sürgün Türkleri ile beraber başladı bende en başta. Rotterdam Film Festivali'nden sonra uluslararası film festivallerine daha fazla katılmaya başladık. Damat Koğuşu ile beraber Sofya'da ödül alınca Bulgaristan bağlantılarımız biraz güçlendi ve orada başka şehirlere ve başka festivallere de dahil olduk. Geçen yıl Burgaz Film Festivali'nden jürilik teklifi aldım. Orada uluslararası film seçkisinde jüriydim. Bu yıl ise benim festival ekibine dahil olmamı istediler. Şu an oraya bir program yapmak üzere onların yanına gideceğim ve Temmuz ayı boyunca festivalin bir parçası olarak yer alacağım. Burgaz Film Festivali ekibindeki ilk Türk ben olacağım. Festival izleyiciyi sinema sanatıyla tanıştırarak uzun metraj ve belgesel filmlerin sunumu için sürdürülebilir bir platform geliştirmeyi amaçlıyor. Savaş Kurt, Temmuz 2020'de gerçekleşmesi planlanan Burgaz Film Festivali'nde yarışacak filmlerin seçkisi için son sürat çalışıyor. Filmleri izlemek zaten çok uzun bir zaman alıyor. Festival ekibi olarak hem önceki yapılan festivallerdeki seçilmiş ve ödül almış filmleri takip etmek durumunda kalıyoruz ve bir yandan da internetten festivale olan başvuruları değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Bundan önce Paris'te ECU adlı bağımsız film festivalinin ön seçkisindeydim bir süre. Mesela orada her yıl 2 ay boyunca 60-70 kadar film izlemek durumunda kalıyordum. Şimdi biliyorum ki bu rakam 2-3 katına çıkacak şu an. Genç yönetmen, Nisan 2020'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni filmi Akis'le de uluslararası festivallerde olmayı hedefliyor. Akis filmi İngilizce çekilen bir film oldu bu arada. Filmin ana dili İngilizce, Türk oyuncular ve yabancı oyuncular yer aldı. Yani Selçuk Yöntem, Taro Emirtekin, Yasemin Sızavlovski gibi isimlerin yanında hem Alman, hem Bulgar, hem Amerikalı oyuncular dahil oldu ekibe. Bu anlamda festival sürecinin ve festival rakamlarının Akis için daha fazla olacağını umuyorum. Güven, nakkaş, İznik çineleri sanatçısı, uzman restoratör. Kalem işi çalışmalarına Edirne Selimiye Camii ve Sultanahmet Camii restorasyonlarıyla başlayan Güven, Hattat Mahmut Öncü'den hat, Tahsin Aykutalp'ten desen dersleri aldı.
50'ye yakın caminin kalem işlerini özgün desen, renk ve kompozisyonlarıyla tezyin etti. Mimar Sinan'ın eseri zaten çok etkileyici. Ders almak isteyen için çok alınacak çok dersler var. Bize de çok büyük bir sanki yüksek lisans gibi çok üst düzey bir katkı sağladı çalışmalarımızın dışında. Çünkü bütün eserlerin en mükemmel örnekleri var orada. Pek çok yeni caminin de kalem işlerini yapan sanatçı, 16. yüzyıl İznik çinilerinin tekniğini Faik Kırımlı'dan dersler alarak kendi çini atölyesini kurdu. Biz kalem işlerinde de İznik çin, yaptığımız çinilerde de hedefimiz zirve dönemdeki 16. yüzyıl ikinci yarısındaki Sinan devrindeki kaliteyi yakalamaktı. Zaten yapmışlar. Ha, günümüze uyarlamak meselesi çok iddialı bir şey. Bunları biz zamanında da denemelerimiz oldu. Fakat bu denemeleri yapmak için çok farklı şeyler daha lazım. Biz çünkü mücadele ediyoruz. Bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyoruz her şeyden önce. Çok zor olan bir sanatları. Özellikle bu yaptığımız çinilerde zaten teknik olarak son derece zor olduğu için hala bilinemeyenler. Allah razı olsun, Faik hocamız bunu bize öğretti. Tamamen her türlü bilgiyi verdi. Biz de üzerine kendimizdeki nakkaşlığımızı ve yıllarca bu sanatlardaki bilgi ve becerimizi ilave ederek daha ileri götürdük. Güven, yapmış olduğu restorasyon, kalem işleri ve İznik çinileri çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim görevlisi eşi Nursen Güven'le birlikte yürütüyor. Ben başlangıcım çıraklıktan başlama, uygulama, sıfırdan başlama. Yani hiçbir hat eğitimi, desen eğitimi almadan başlayarak, çıraklıktan başlama. Eşim akademi mezunu olarak geldi. Tabii ben o döneme kadar belli bir becerilerimiz, bir takım öğrenimlerimiz oldu ama daha sonra ben eşimin akademiden hocası olan Tahsin Akütelp rahmetli Mahmut Öncü'den hat dersi, Tahsin Hoca'dan desen dersleri olarak kendi eksiklerimi giderdim. Tabii ki bu arada eşimle benim birbirimize benim uygulamalardaki çalışmalarımı ona öğrettim. Onu bana akademik bilgilerini öğreterek birbirimize sanat transferi yaptık diyelim. Yani aslında teorik ve pratiği birleştiren yegane kişileriz biz. Eserleri yerli ve yabancı koleksiyonlarda bulunan Güvenç Güven, çalışmalarına kendi sanat atölyelerinde devam ediyor. Bana koltuk inemiyor. Pardon, kapıyı kapatabilir misiniz? 20 yıl sonra sahnelere dönen bir diva, kimliği annelikle sınırlı Ayşegül, işinde pek başarılı başhekim Sevilay, sert ve disiplinli başhemşire. Selen Uçer, tek kişilik oyunu Güle Güle Diva'da 11 ayrı kadının trajikomik hikayesini sahneye taşıyor. Oluyor! Gülsel'in hikayesi aslında Güle Güle Diva ama o hastanenin içinde birçok kadınla karşılaşıyor ve bunları anlatıyor. Bir de bir diva var, evet. Çok detayını anlatmayayım. Ana teması da aslında hayatta yapmak istediklerimiz ve merkezimizi ne kadar yapmak istediklerimizi yapmışız, ne kadar yanda kalmışız, ne kadar bunun farkındayız filan gibi bir teması var diyebilirim. Günsel'i de çok özel bir karakter bence. Firuze'nin benim çok beğendiğim yazımından çıkmış biri. Ama önerisi kimseyi yargılamayalım. O yüzden ondan bahsetmek istedim. Yani Günsel'i yargılamıyor kimseyi. Sadece dinleyip anlamaya çalışıyor. Hani Güle Güle Diva oyununun da önerisi böyle bir şey belki de bir yandan. Mizahla. Hem mizahla hem bazı dramatik sahneleri ve anları da var. Aynen hayat gibi. Birbirinden farklı kadın karakterleri bir hastane odasında buluşturan oyunu Afife Jale Tiyatro Ödüllü Firuze Engin yazıp yönetiyor. Oyunun yazarı yönetmeni Firuze Engin
ve benim zor bir zamanımızda beraber bir iş yapalım dediğimiz bir dönemdeydi. Ve beraber bir hikaye anlatmak istedik. Benim o sırada ailemde hastalıklar vardı. Firuze kendisi rahatsızdı. Biz bir sene, bir buçuk sene boyunca aralarda buluşa buluşa bu projenin üstünde çalıştık. O yazdı, ben oyuncu olarak doğaçladım, malzemeler verdim. Ve yani Güle Güle Diva oyununun içinde de bu var zaten. O hikayeyi anlatmasak olmazdı gibi bir hisle yazıldı bu oyun. Bir 6 gün Adrasan'a gittik, Firuze, yardımcı yönetmenimiz Merve, ben. Orada en son bir yazım atölyesi yaptık. Onlar bir, yani Firuze yazıyor, biz bir şeyler yapıyoruz, doğaçlıyoruz. Ve oyunun en temel sahnesi, işte o Binbir Gece masallarından bahsettiği Günsel'in sahne, orada çıktı. Ve hani hakikaten içimizden çıktı bu hikaye. O yüzden ulaşabildiği kadar çok insana ulaşmasını istiyorum, kadın ve erkek. Adamın ne tipi tip, ne muhabbeti muhabbeti. Afife Jale, Sadri Alışık, Direkler Arası gibi pek çok tiyatro ödülünün sahibi olan Uçer'in Güle Güle Diva'da seslendirdiği şarkıların müzikleri ise Ozan Tekin imzası taşıyor. Firuze ile o daha önce çalışmışlar. Almanya'dan, şimdi zaten bir diva olması gerekiyor. Divanın şarkıları diye hani işte 90'lar soundunda bir şey istemişti Firuze ve şarkı sözlerini de o yazdı. Ve tam istediği tür o zamanın hitlerinden bir şeyler söyledi Ozan'a ve Ozan bize bu muhteşem 4 şarkıyı yaptı. Almanya'dan yolladı altyapıları. 2 günlüğüne geldi. Orada harıl hurul biz stüdyoya girdik. Öyle kaydettik, öyle çıktı. Sonra kardeşi Kasım geldi mağaranın. Ne açıl susam açıl dedi. Farklı kadın karakterleri barındıran oyun, izleyicisine de farklı farklı duygular yaşatıyor. Böyle diyorum da içim kanal. Zaten oyunun ismi de enteresan. İnsanlar bir şarkısı, bir şarkıcının hikayesi, diva falan zannediyorlar. Evet, bir diva var. Divalar günümüzde her yerde. Yani hele de şu sosyal yaşamda, sosyal medya, sosyal kültür ortamında her yerde bir takım divalar var zaten. Bu oyunda Güle Güle Diva kendini hatırla diyor aslında. Divanın şarkılarının bütün o kadınların hayatına nasıl etki ettiği gibi hikayeler var, alt hikayeler var. Çünkü hakikaten hepimiz şarkılarla büyüyoruz ve o diva, yani herkesin yerinde olmak istediği kişi var bir imaj olarak. Bir de o kadınların gerçek hayatı var. Gerçek hayatında kendi merkezlerini kaçırmışlıkları var. Yani kendi hayallerini, kendilerinin ne istediğini bile unutmuşluklarıyla ilgilendik yani en çok. Ve de oyunda nükteli bir şekilde Güle Güle Diva diyor. Sahnede olduğu kadar sahne arkasında da kadınların olduğu bir oyun Güle Güle Diva. Doktorun boynuna yapış. Odanın içinde erkekler kadınların içini o kadar çok bilmiyorlar. Merak etseler de benim hani bazı çok beğendiğim erkek kalem yazar arkadaşlarım bilmiyorum diyor. Öğren, konuş, beraber çalışmalar yap. Yani yazamayacağını düşünmüyorum. Ama yeterince o iç dünyayı biliyorlar mı? Ondan emin değilim. Bilmiyorum. Ama bizim oyunumuza gelen erkekler, işte o yargı oyunda erkeklerden de tabii ki bahsediliyor. Bütün kadınların hayatında olan, bir de Engin ve Cahit denilen iki karakter var. Ama onları oynamamayı tercih ettik, anlatıyor Günsel'i. Onlar da yargılanmıyor. O yüzden Günsel'i bence belki de çare Günsel'i. Tek perdelik oyun sezon boyunca Dastas sahnede seyirciyle buluşuyor. Ben park otelin tarihçesinde oturuyorum. Sonra bakıyorum, Marmara'nın ortasında bir ayna kırılmış, kırılan aynanın parçacıkları. Kendi Gök Kubbemiz oyununda Oktay Korunan tek kişilik bir performans sergiliyor. Kim bilir hangi mısranın peşinden koşuyordur, öyle mi? Park otelin bahçe kapısında kendimi görüyorum. Bekçi beni içeri almak istemiyor. Ben sesleniyorum, bırakın girsin. Ben de hazırım Jacqueline.
Karıncalar, Bir Savaş Vardı isimli tek kişilik oyunda Mert Turak savaşta firar eden bir askeri canlandırıyor. Ama savaştan sonra ne olacak? İşte bu beni çok cesurlarla korkakların ayrıldığı yer burası. Var mı? Savaştaki en korkunç anı yaşıyoruz şu an. Ankara Ensemble 10. Uluslararası Şefika Kutler Festivali kapsamında sahne alacak. Müzikte Doğu Batı sentezinin en iyi anlatıcılarından biri olan Tanini Trio ile Melihat Gülses aynı sahnede buluşuyor. Abdülmecit Efendi Köşkü'ndeki İçimdeki Çocuk sergisi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Beyazım Tırak, Ayşe Erkmen'in 1970'lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenleri ve yeni işlerini bir araya getiriyor.